Günümüzde birçok tartışmayı beraberinde getiren yeni yıl ağacı süslemeleri aslında eski bir Türk geleneğidir. Türkler İslamiyet'e geçmeden önce dünyanın ortasından göğe kadar yükselen bir ağaç hayal ederler ve buna hayat ağacı derlermiş. Kulağa efsane gibi gelen bu çam ağacı süsleme hikayesini sizler için anlatıyorum. Çam ağacı, Türklerde ölümsüzlük sembolü olması ve inanışa göre tüm insan ırkının türediği ağaç olması sebebiyle kutsal kabul ediliyordu. Altay'daki çamlar her zaman şaşılacak kadar güzeldiler. Çam, eskiden Türklerde mukaddes ağaç sayılırdı. Onu eve alırlardı. Onun şerefine daha 3-4 bin yıl önce insanların putlara tapındıkları zamanlarda bayram düzenlediler. Bu bayram, İlk dünyanın merkezinde tanrıların ve ruhların dinlendikleri yerde yaşayan Yersu'ya adanırdı. Yersu'nun yanında gür, beyaz sakallı bir ihtiyar olan Ülgen bulunurdu. İnsanlar onu daima kırmızı bir kaftan içinde gördüler. Ülgen aydınlık ruhların reisiydi. O, altın kapıları olan altın yeraltı sarayında altın bir taht üzerinde oturmaktaydı. Güneş ve ay ise ona itaat ederlerdi. Çam bayramı, kışın en soğuk zamanında, kara kışta, 21 Aralık'ta yapılırdı. O zaman gün geceye galip gelirdi ve güneş toprak üzerinde biraz daha uzun süre kalırdı. Türk mitolojisinde gündüzün geceyi yendiği en uzun gece olan 21 Aralık'tan sonra güneşin daha çok görünmeye başladığı, gündüzlerin uzadığı ilk gün olan 22 Aralık, yeni yılın ilk günü yani Nardugan'dır. Nardugan kelimesi, etimolojik olarak Moğol dilinde nar yani güneş ve Türkçedeki tugan yani doğan kelimelerin birleşiminden oluşmuştur. İnsanlar bu bayramda Ülgen'e dua ederlerdi. Güneşin dönüşü için ona teşekkür ederlerdi. Duaların işitilmesi için Ülgen'in sevgili ağacı olan çam süslenirdi. Onu eve getirirler, dallarına parlak kurdelalar bağlarlar, yanına da hediyeler yağarlardı. Bütün gece güneşin karanlığa galibiyeti hadisesi dolayısıyla eğlenirlerdi. Karaçun, Karaçun diye bağırırlardı. Böylece bayramı Karaçun diye adlandırdılar. Bu söz eski Türklerin dilinde azalsın manasında geliyordu. Çamın etrafında sabaha kadar inderbay adı verilen bir halka yani dairevi bir oyun oynarlardı. İnsanlar güneşi sembolize eden bu daireye katılırdı. Böylece semavi ışık vereni geri dönmeye çağırırlardı. Herkes en mahrem dileğin esrarengiz bu gecede değişmeden gerçekleşeceğine inanırdı. Gerçekten de Ülgen bir kere olsun ret cevabı vermedi. Hayatta bir kere olsun mahcup etmedi. Bayramdan sonra gece daima kısaldı. Kızıl güneş ise hep gökyüzünde daha uzun, daha uzun süre kaldı. Çam, Ülgen'in ağacı diye adlandırıldı. O, tanrıların ve ruhların yeraltı dünyası ile insanların dünyasını birbirine bağlardı. Çam, ok gibi yukarıya, gökyüzüne çıkan yolu gösteriyordu. Bunca yüzyıl geçti ama bu eski bayram unutulmadı. Yeni yıl ağacı yani çam bayramı bugün herkesin malumu. Ülgen ise Ayazata adını aldı. Fakat onun bayramdaki rolü ve kıyafeti hep aynı kaldı. Ülgen, efsanelerin söyledikleri gibi bazen kılık değiştirirdi. O zaman Erlik adını alırdı. Bununla birlikte Erlik'in Ülgen'in kardeşi olması mümkündür. Eski Türklerde Ülgen ve Erlik, iyiliği ve kötülüğü, ışığı ve karanlığı temsil ediyordu. Onun için 21 Aralık'ta bütün insanlar, hatta en kötüler bile, iyi ve cömert olmaktaydılar. Bu tarihte Erlik, kötülük sembolüdür. O, bugün torba içinde hediyeler getirirdi. Çocuklar onu ararlardı. Onlar şarkılarla dolaşırlar, tekerlemeler söylerdi. 2020 yılını bitirip 2021 yılına gireceğimiz bu günlerde herkesin Noel bayramında veya yılbaşı gününde yaptığı bir eylem olan çam ağacı süslemenin aslında eski bir Türk geleneği olduğunu hepimiz bu kanalda öğrenmiş olduk. Eğer bu tarz videoların gelmesini daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.